Herkese merhabalar, ben Berdan Bozkurt. Milli futbolcuyum. Aynı zamanda Max Stars ailesinin 2 yıldır üyesiyim. Bu yıl takımımıza yeni yıldızlar katıldı ve bugün yanımda milli voleybolcumuz Murat Yenipazar var. Hoş geldin Murat takımımıza. Hoş bulduk Berdan. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Avrupa voleybol şampiyonasından geldin yanılmıyorsun. Hı-hı, evet. Milli formayla oralarda bulunmak nasıl bir his? Müthiş bir atmosferdi. Yani şu an anlatırken bile o heyecanı yaşayabileceğimi düşünüyorum. Özellikle böyle güzel turnuvalar, güzel Polonya'da falan olunca ya da atıyorum Fransa böyle büyük ülkelerde bir taraftar işi çok başka seviyeye taşıyor. Milli takım adına çok güzel bir turnuva geçirdik. Çok büyük bir kıvılcım yaktık. Elimizden gelenin iyisini yaptık. Çok da keyif aldık bunu yaparken. Çünkü zaten sevdiğimiz işi yaptık. Kadın futbolu ülkemizde çok gelişti. Çok evet. Daha popülerleşmeye başladı. Bununla ilgili ne söylemek istersin? Özellikle 2019'da oynanan Dünya Kadınlar Kupası'ndan sonra Türkiye'de böyle bir ivme yakaladık kadın futbolu adına. Şimdi Dünya Kupası televizyonlarda verildi. Hı-hı. İnsanlar televizyonlarında açıp kadın futbolu izleyip şeyin farkına vardılar. Zevk alıyoruz izlerken. Yani zevk aldıklarını fark ettiler ve böylece ilgi de arttı açıkçası. İşte Beşiktaş'ın son iki sezondur aldığı şampiyonluklar, Şampiyonlar Ligi başarıları, onun dışında sponsorlukları, reklamları derken iş daha da büyüdü. Murat, biliyorsun takımımızda olimpik sporcularımız da var. Sence olimpiyatlarda veya bir şampiyonada bulunmak nasıl bir deneyim? Olimpiyatla ilgili çok bir tecrübem yok ama onu da edinmek isterim. Çünkü oranın heyecanının çok daha farklı olduğunu söylüyorlar bana. Onun için çabalıyoruz aslında, son nokta orası çünkü. Umarım bu çabalarımız o tarafa gitmekte bize yardımcı olacak. Kapalı salon sporcularıyız. Sizin gibi statlarda olamadığımızın o atmosferi hiç bilmiyoruz. Yani onunla ilgili karkış, kıyamette orada sahada olmak nasıl bir duygu? Kapalı salonları zaten Mac'te kullanıyorum ama stat olayı, açık hava olayı, o yağmur, o kasvet, işte o kar, kış sana ayrı bir motivasyon kaynağı oluyor açıkçası. Mükemmel bir duygu. Yani tek kelimeyle bunu söyleyebilirim. Murat, voleybol çok tempolu bir spor. Takım antrenmanlarının dışında kendin o tempoyu nasıl yakalıyorsun? Kendi antrenmanlarını nasıl yapıyorsun? Oynarken yani yaptığımız sporda, yaptığımız antrenman içerisinde bize o kondisyonu zaten kazandırmak için büyük antrenmanlar veriliyor. Hı hı. Ama onun dışında yapmam gereken belli başlı hit kardiyolarım oluyor. Onları da yapıp hem zinde kalmaya çalışıyorum hem o kondisyonu kaybetmemeye çalışıyorum. Berdan, son sezon şampiyonluk kadrosunda sen de yer aldın. Evet. Futbola ilk başladığında böyle bir şey hayal ettin mi hiç? Kesinlikle etmez olur muyum? Bundan daha büyüklerini de hayal ettim ki Şampiyonlar Ligi gibi. Gittim Şampiyonlar Ligi kadrosunda da bulundum. Umarım senin de dediğin gibi olimpiyatlarda, işte dünya kupalarında milli formayla da bulunurum. Peki, hep başarılı anlardan konuşuyoruz ama olay başarıdan ibaret değil. İşte vazgeçmek istediğin veya zorlandığın anlar illaki olmuştur. O anlarda motivasyonu tekrar nasıl sağladın? İşin en keyifli tarafları oralar. Çünkü bizim kabuğumuzu büyüttüğümüz, yani sporculuk ve kariyerlerimizi geliştirdiğimiz alanlar bence o zorluk noktaları oluyor. Ben aslında onlardan daha çok keyif alıyorum. Çünkü o an aldığım kararlar belki yanlış, belki doğru. Ama benim gelişimimde büyük rol oynuyor. Çünkü o an sadece o anı düşünmeye çalışıyorum. Etrafta ne oluyor? İşte kondisyon, yani konsantrasyonum tam anlamıyla o anı yaşamaya odaklıyorum. Bu da benim gelişimimi aslında hızlandırıyor. 3 tane şey sayacağım. Bunlardan okay. Hangisini yapmaktan daha çok keyif alıyorsun? İlki Instagram'a post içerik hazırlamak. İkincisi dans etmek ya da müzik dinlemek. Üçüncüsü ne sormalıyım? Kaykay yapmak. Hemen cevap veriyorum. Dans etmek, müzik dinlemek. Müzik ruhun gıdasıdır. Kendimi kötü hissettiğim zamanlarda veya tam tersi çok mutlu hissettiğim zamanlarda müzik her zaman kaçışım oluyor. Dans da aynı şekilde. Aşırı farklı bir vibe'ı var ve beni her zaman içine çekiyor. O zaman aynı soruyu ben de sana yönelteyim. Gelsin. Şıkları değiştiriyorum. Yüzmek, fitness ve kısa süreli tatil. Ben kısa süreli tatile gitmeyi tercih ederdim. Gezmek birazcık daha artı bastı. Ben de bu seçeneği seçerdim diye düşünüyorum. Spor yapmak bir terapi mi sana? Terapi gibi mi geliyor? Bir de McFit'te en çok yapmayı sevdiğin spor ya da yani çalışmak istediğin bir alet de olabilir, bir alan da olabilir.
İlk soruna cevap veriyorum. Bence spor yapmak kesinlikle bir terapi. Ki öyle olmasaydı spor yapmadığım zamanlarda hem mental olarak hem de beden olarak huzursuz hissetmezdim diye düşünüyorum. Onun dışında Mac'te spinning derslerine katılmaya bayılıyorum. Değişik bir ortam müthiş var. Müthiş bir tempo oluyor içeride. Evet, çok seviyorum onun için. Peki Macstars ekibinden en çok kimin yaptığı sporu merak ediyorsun? Sarp Bulut. Kiteboard. Ya müthiş adrenalinli bir şeydir büyük ihtimalle. Ya onu yaşamak, ya kendi işimin adrenalini biliyorum belki. Onunkini anlamayı çok isterdim. Çok heyecanlı çünkü. Ben de aynı cevabı verecektim eğer sorsaydın. Maçlarda unutamadığın bir anın var mı? Sırbistan'a karşı oynarken Polonya'daydı maç. Spiker işte kimin için bağırıyorsunuz diye sorunca onların dilinde hiçbir taraftarın Sırbistan'a bağırmadığını o anda görmüştük. Çok, yani çok duygulanmıştım o anda. Yani Polonya taraftarı onlar da bizim kazanmamızı istiyordu. Vay. Belki daha genç takımlık, belki daha güzel takımlık bilmiyorum. Ama onlar da bizim kazanmamızı istiyordu. Çok iyi bir atmosfer. Evet, müthiş bir atmosferdi. Peki son sezon şampiyon oldunuz. Evet. Senin unutamadığın bir anı. Şöyle 90 dakika boyunca harika performans sergilediğim bir maç vardı. Kireçburnu takımına karşı. Her şeyi detayıyla anlatacağım. Böyle son dakikalarda bir penaltı kazandık ve antrenörümüz penaltıyı benim kullanıp işte böyle o güzel oyunu taçlandırmamı falan istedi. Topun başına geçtim ve topu asla yapmamışımdır o ana kadar. Out'a vurdum o heyecanla ve sonra uzatmaları gerçek anlamda ağlayarak oynadım. Şimdi hızlı bir olaya geçiyoruz. Hızlı soru cevaplar iletilecek bize. Sen de tek cevap verme hakkına sahip olacaksın. Farklı bir branş yapacak olsaydın hangi branş olurdu? Futbol. Voleybolda idolün kim? Öyle kesin bir idolüm yok aslında. Bu soruya tam bir cevap veremeyeceğim. Çay mı kahve mi? Kahve. Koşu mu yürüyüş mü? Yürüyüş. Müzik mi podcast mi? Müzik. Çoğu insanın bilmediği bir şeyi bizle paylaşır mısın? Kedileri çok seviyorum. Son olarak sporla ilgili bir tavsiyen var mı? Bu arada bence negatifliğe takılmak yerine sadece en iyi versiyonumuzu yaratmaya çalışmalıyız. Yani dünden daha iyi olmalıyız. Şimdi sıra sende. Evet. Farklı bir branş seçmek isteseydin, profesyonel olmak isteseydin hangi branş olurdu? Dans. Futbolda idolün kim? Erkek futbolunda Cristiano Ronaldo, kadın futbolunda Carol Lloyd Amerika. Peki çay mı kahve mi? Çayla aram yok yani. Buna hiç. Herkes çok şaşırıyor ama kahve. Koşu mu yürüyüş mü? Koşu. Aslında cevabı biliyorum ama soracağım. Müzik mi podcast mi? Müzik. Peki çoğu insanın bilmediği bir şey paylaşır mısın bizimle? Her sabah saçlarımı perma yapıyorum. Normalde böyle değiller. Şaka yapıyorum bu arada. Peki son sorum. Sporla ilgili bir tavsiyen var mı? Bence sporda sabırlı olmak gerekiyor. Her şeyin bir zamanı vardır. Olması gereken. O anı sabırla beklemen gerekir. Kendimden yola çıkarak söylüyorum bunu. Onun dışında asla ben oldum dememeliyiz. Senin de dediğin gibi her gün bir önceki günden daha iyi olmalıyız. Çok keyifli dakikalarda. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Aynı zamanda bir sonraki videoda acaba kimler olacak? Bunu da çok merak ediyorum. Bilmiyorum. Takipte kalın. Görüşürüz. Hoşça kalın. We'll be right back.